biraz çalışarak fırsat ve dala ver. Çalışarak ulaşılmıyor, onu öğrenmişim. Tam da onu söyleyeceğim. Ama hani gıdım da olsa... Hani yaşamamızı sağlıyor. Yani. Osman ilk dönemlerinde miras yoluyla ulaşıyor paraya. Daha sonra piyanistlik yaparak, yani çalışarak ulaşıyor. Miras parasıyla kendi zevkleri, merakları, yeteneği için yaşarken çalışarak zorunlu ihtiyaçlarını da zar zor karşılıyor, karşılayamıyor. Olmasa handikapı çok komik değil. Yani bu çok ezeli bir soru ama emeğin sermaye karşısındaki bu değersizliği benim aklıma almıyor. Yani bir yerde şöyle diyorsun, bir cümle var. Hakize karakteri söylüyor. Osman'ın kafası yoksulluğa basmıyor. Yani benim de buna kafam basmıyor. Gerçekten basmıyor. Siz bu romanda buna bayağı bir parmak basmışsınız. Yani o paranın elde edilmesi, elde edilen parayla ne yapıldığı, edilemeyince ne olduğu gibi. Hatta Osman bir yerde hani günlüklerinde son dönem bahsediyor. Artık hani eskiden semtlerde ya da mahallelerde işte evsizler vardı. İşte belli bir hikayeleri olurdu onların. O hikayeyle o sokağa giderler. Ama artık diyor her an sokakta hepimiz olabiliriz. Öyle de bir yaşantı değişikliği. Kültürün de zaman, merak ve para gerektirmesi meselesi. Oradan kent bağlamına geçmek istiyorum. Yerleşme alanlarımızın çoğunluğunu kentler oluşturduğunda, kent insanın kültüre ulaşmasında, şehir plancıları, yerel yöneticiler, daha sesleniyorum. Ve de bence bizlerin, yani kentlilerin el birliğiyle daha aktif, ulaşılır, devamlılık içeren, koruma, aktarma içeren bir kültürel yapı gerekliliği bilinci içerisinde olunmasını, kent bilincinin de korunması gerektiğini düşünüyorum. Yani aktarımın yapılması için bir şeyin önce korunması gerekiyor. Ama sadece tarihi binalar değil, müzelerle değil, bazen sokaktaki bir ağaç, o yani o sokağa simge olmuş ya da yaşantılar öyle ilerlemiş. Dışarı taşan bir cumba, köşe başı kahvehaneler, sokak isimleriyle özellikle. Sürekli sokak isimleri, cadde isimleri, köprü ise sürekli değişiyor. Yani belleğe böyle bir müdahale orada. Yani travmatik bir bellek oluşmaya başlıyor orada. Ki çok güzel sokak isimleri. Çok. İstanbul sokak isimleri çok güzeldir. Ama belki de yerel yönetimlerin edebiyatçılara başvurmaları gerekiyor. Çünkü edebiyat bir muhafaza alanı aynı zamanda. Başar Başarı'nın geçen gün bir söyleşisi vardı. Şöyle bir şey yaptılardı. Belki izlemişsinizdir. Londra'da telefon kulübelerini dediniz mi? iki kurum var karar veren. Bir kurum kaç sayı olacağına, bir kurum da nereye konulacağına karar veriyor. Ama gelişi güzel konulamıyor. Mesela bir yere konulması gerekiyor, hayır diyorlar öyle. Bir yerden kaldırılması gerektiğine de kurumlar karar veriyor. Mesela oradan kaldırılacak, hayır diyorlar. O bir kitapta geçiyordu, oradan kaldırılamaz. Yani böylesi bir özen varken, ben İstanbul'u düşününce içler acısı geldi bana. Hani. Ama gerçekten edebiyatçılara başvurulması gerekiyor çünkü o dönemi, insanı, kültürü, yapıyı içerdiği için çok önemli. Bu konuda ne diyorsun? Şimdi ben tarihi edebiyattan öğrendim. Ben tarih okumaktan nefret ediyordum lisede. Çünkü çok kötü bir tarih okutuyorlar bize. Siyasal tarih okutuyorlar. Siyasal değil yani. Savaş tarihi gibi bir şey okutuyorlar. Onu severek tarihten zevk almak mümkün değil. Ben daha sonra okumalarla, özellikle kültür tarihiyle tarihi sevdim. Çünkü kültür tarihi okuduğunuz zaman siyasal tarihe de zaten ihtiyaç duyuyorsunuz. İster istemez ona gidiyorsunuz. Yani bizim öğretme anlayışımız zaten yanlış. Edebiyatta da öyle, tarihte de öyle. Diğer alanları bilemeyeceğim. Ama şunun için söylüyorum. Mesela ben Halit Ziya'yı okuduğum zaman, Refik Halit'i okuduğum zaman, İstanbul hakkında, yalnız İstanbul hakkında değil, Anadolu, Türkiye'nin her yeri hakkında fikir sahibi oluyordum. Yani nasıl bir hayat olduğunu zihnimde canlandırabiliyordum. Tabii ki Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay müthiş anlatır. Yani işte Üsküdar ayrı, Şişli ayrı.
Asıl başka bir şey, ben Yapı Kredi yayınlarında çalışırken 2000'li yıllarda, 2000'lerin başında biri kitap önerisi için Konya fotoğrafları getirmişti. Böyle bir kutu siyah beyaz Konya fotoğrafları. Hayatımda daha güzel fotoğraflar görmedim. Hayatımda daha güzel şehir görmedim o fotoğraflar. 19. yüzyıl Konya'sı. Konya'dan bahsediyoruz. Ahşap oymalı evlerden oluşan, olağanüstü geniş sokakları olan muhteşem bir şehir. Ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Şimdi kentini koruyamayan, belleğini koruyamayan var olamaz. Onun içinde sürekli bir beka korkusu içinde yaşar. Yarına kalacak mı? Kalmayacaksın. Bu yüzden. Çünkü yoksun ki. Yoksun ki. Korumuyorsun. Koruyup da varlığını hissetmiyorsun. Halbuki hep söylediğim şey, Türkiye'de kaç kişi doğduğu evi görebilir? Ya ben doğduğum evi gördüm, gittim gördüm diyen kaç kişi var? Onu bilir mi? Yok, bence yok. Göremeyiz. Çünkü dediğim gibi yıkmak bizde marifet sanılıyor. Ama başka şey değil. Gene aynı şeyi diyoruz. Biz geçmiş şüpheli bir toplumuz. Yani o kadar arızalarımız, o kadar günahlarımız var ki kurcalama diyor toplum bize. Kurcalama. Sürekli silerek tarihleri. Üstüne koyarak, çarpıtarak, değiştirmeye çalışarak, yok ederek, sürekli üstüne koyarak. Şimdi işte kazı yapılıyor, bilmem ne çıkıyor diyelim ki. Üstünü örtmeye çalışıyoruz. Çünkü tarihli zorumuz var. Yani mesela Türkiye'de soy ağacı yoktur. Soy ağacı bilgisi yoktur. Belli bir yaşa geldikten sonra insanlar soy ağacını öğrenme derdine düşer. Benim ailemde de oldu. İşte kuzenler bir araya geldik. Şu dede, bu dede. Herkes birbirine soruyor. Yaşlıları bulup soruyoruz filan. Herhangi bir soy ağacı tutulmamış. Herhangi bir yere not alınmamış. Ve kimse bir nokta geliyor, orada tıkanıp kalıyoruz. Mesela bu üst füru, alt soy, üst soy şeyde internet ortamında e-devlette görünür olduğunda biliyorsunuz kilitlendi şehir. Sistem kilitlendi çünkü herkes kendi soyunu merak ediyor ve herkes çok şaşırdı. Soyunu gördüğünde anormal şaşırdılar. Çünkü biz kendimizi bile tanımıyoruz ki toplumu tanıyalım. Çünkü çok fazla da göçle oluşan. Tabii ki. Ya şimdi göçle... Benim hep söylediğim şey var. Türkiye'de iki tane büyük deprem hattı var. Kuzey Anadolu fay hattı, Güney Anadolu fay hattı. Bunlar aynı zamanda göç yollarımız. Güney göç yolu, kuzey göç yolu. Orta Asya'dan, Sovyetlerden, Balkan şeyden, Kafkaslardan gelen hat ki benim atalarım da öyle. Oradan gelip Kuzey Anadolu'dan Balkanlara yerleşiyorlar ve işte oradan Osmanlı zamanında Avrupa'ya açılıyorlar. Bir de aşağıdan gelen, güneyden gelen işte Irak, Mısır, Suriye vesaire oradan gelen, güneyden gelen hat var. Bir de Mezopotamya'nın kendisi var. Zaten mevcut tarihini, oradaki tarihi bile korumamış. Küçük kent tarihini korumasını nasıl bekliyoruz bu toplumda? Ama şu var yani. Bir de geçmişten utanma var. Hani Osman'ın babasının tekrar yeni bir hikaye üretmesi. Tabii çünkü biz hep kendimize geçmiş yazarız. Evet. Bu konuda da benim çok sevdiğim bir yazar vardır, Max Frisch. O şey der kitabının birinde, insan önünde sonunda kendi geçmiş olduğuna inandığı bir hikaye uydurur. Yani insan kendi geçmiş olduğunu uydurur. Şimdi Necmi Bey uydur. Çünkü insan geçmişsiz var olamaz. Çünkü aslında bizim hiçbir anlamımız yok hayatta. Hayat için biz hiçiz. Hayat için insanın bir değeri yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ancak hikaye bizi var ediyor, onun için de kendi kendimizi yazmak istiyoruz. Onun için işte geçmişimizi kurcalıyoruz, onun için araştırıyoruz. Silik bir geçmişe sahip olmak istemiyoruz, atalarımız çok etkin olsun istiyoruz. Onun için buralar hep bizim dediminmiş, satmış hikayeler var, her ailede var. Yok öyle bir şey yok, senin deden hiçbir şey satmış falan değil. Senin deden bildiğin işe yaramaz adamın tekiymiş. Ama kendini iyi bir soydan gelmiş gibi görmek istiyor. Hani kendi yapamamış. Bundan sonrasında bari bir hikayesiyle var olsun istiyor. Hikaye ihtiyacı, kendimize dair hikaye ihtiyacını toplum olarak çarptık, toplumla katladık. Şimdi bizim gibi ülkeler için bu bitmez tükenmez bir sorun. Kendimizi neyle kıyaslıyoruz? Gelişmiş Batı ülkeleriyle kıyaslıyoruz. Batı ülkelerinde neden gelişmiş Batı ülkelerinde böyle bir sorun yok? Var, onlarda da aynı sorun var, yok diyemeyiz ama kendi bekalarından şüpheleri olmadığı için koruyabiliyorlar. Yani tarihlerini tahrif etme, değiştirme gereği duymuyorlar.
tarihleri yalansa ya, tarihlerinde günah varsa günah var işte. Yani silinemeyecek günahları kapatmaya çalışmıyorum. Her toplumda o günahları kapatmaya çalışan küçük kitleler olur. Ama eğer toplum güçlü bir toplumsa, ayakta evet. durmaya niyetliyse günahıyla yüzleşir, ilerler. Biz günahlarıyla yüzleşmiş bir toplum değiliz. Hepimizin ailesinin dibinde, hadi hepimizin demeyelim o çok iddialı olur ama pek çoğumuzun ailesinin dibinde bir günah yatıyor. Evet. 6-7 Eylül olaylarında birinin malına çökmüşüzdür, 1915'te birine konmuşuzdur, ne gitmişti bilmem, 1875'te birini hayatını kaydırıp malına konmuşuzdur vesaire. Kimse kendi malı olduğundan %100 emin olamadığı için tarihin geriye dönmesini de istemiyor. Tarih inkarı yeni bir evet. hikaye ilan. Aslında bireysel inkarımız toplumsal inkarı da yol açıyor. Yani inkar bizim için o kadar doğal bir şey ki. Yani bu toplumun en büyük problemleri bence temelde ikiyüzlülük, yalan ve inkar. Şimdi bu bizim genel özelliğimiz. Kendi özelliklerimizin teşhisini koymazsak tedavi olamayız. Ama soru şu, tedavi olmak istiyor musun? Bence istemiyoruz.